Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Bugün size birazcık troll arkadaşlardan bahsedeceğim ve tabii ki onların eserlerinden. Çocukları kızdırmamak lazım. Baksanıza şuna nasıl da pis bir şekilde bakıyor. Kardeşi bu arada baktığı kişi. Vallahi umarım sonu hayırlı olur o ufaklığın. Ayrıntılar şeytanda mı gizliydi yoksa şeytan mı ayrıntıda gizliydi tam hatırlamıyorum ama ikisinin arasında bir çift gözün gizlendiği kesin. Yahu fotoğraf trolleyenini gördüm ama bu seviyeye ilk defa denk geliyorum. Hayır, yanlışlıkla açmış kapıyı da belli ki. Hanım ablamızın olaydan haberi yok ama arka tarafta bayağı tuhaf şeyler oluyor. Yazık ya, adamcağıza çok pis çakıldı. Hayvan resmen şoka girmiş. Ulan şuna bak, nasıl yakalamış onu be. Edasıyla yan arabadaki arkadaşına öylece baka kalmış. Bey abimiz belli ki ileri düzey bir antrenmandan çıkmayı başarmış ama nasıl bir antrenmansa artık poposu kaybolmuş resmen. Süper değil mi ya? Bu martılardan her şeyi beklerim ben ama trolleme konusunda da bu kadar yetenekli olduklarını bilmiyordum. Sen diyorum. Kız arkadaşınla nispet yapar gibi o kadar insanın içinde fotoğraf çekersen sağ arkadaki hanım abla gıcık olabilir. Dikkat et. Belli ki hanımefendi defileye çıktığı için keyfi gayet yerinde ama gel gelelim ki arkadaki hanımefendiler bakışlarıyla kızı parçalamasalar iyi. Herkes kendi ekmeğinin peşinde be kardeş. Ön tarafta kuçu keyifli olduğu için kuyruğunu sallıyor ama kedicik bunu bir meydan okuma olarak görmüş galiba. Tarz sahibi olmak budur işte. Herkes şaşırır ama şaşırdığını dünya aleme gösterebilmek ayrı bir yetenek olsa gerek. Seviyorum böyle insanları. Bir insanın iyi olduğunu da böyle ufak detaylardan anlayabilirsiniz bence. Dikkatli gözler çoktan fark etti bile koyunların arasındaki yiğit oyu. O değil de bence kangal en güzel köpek ırklarından başı çeker diyorum. Buna trollemek mi desek yoksa muazzam denk gelişmişsiz karar verin. Böyle bir fotoğrafı olduğu için bayağı mutlu olmuştur ama bey amcamız. Bu nedir ya? Allah'ını seven bana anlatsın. Hani Batman'i falan seversin bayağı anlarım da göğüs kıllarından logosunu yapmak necedir be? Herkes en güzel pozunu vermek için çabalarken aralarından birisi gerçekten en güzel pozu vermiş, kimsenin haberi yok. Sunucu gibi sunucu diye ben buna derim. Gerçi ortada da bir şey yok ama neden o kadar kasılmış ki acaba bey abimiz? Ya şu çocukların dünyasında nelerin döndüğünü keşke hep bu kadar açık şekilde görebilsek. Kim bilir neyin intikamını alacak az sonra. Hayır, her fotoğraf trollenir de düğün fotoğraflarını trollemek sanki ne bileyim diyeceğim de aman be, ne güzel işte, keyifli bir an olmuştur onlara da. Ya siz öyle mutlu mutlu poz verdiğinizi sanırsınız ama arkanızda birileri sizden daha mutludur belki de, kim bilir. Nasıl da mutlu ama.
Arkadaki arkadaş büyük ihtimalle bir vatos ve önde duran karanlık ailenin fotoğrafına güzellik katmış bence. Hanım kızımız karizmatik bir poz vermek istemiş ama bir kedi tarafından son derece eğlenceli bir kareye dönüştürülmüş fotoğrafı. Piramitler sadece Mısır'da değil, dünyanın pek çok yerinde varlar ve son derece de ilgi çekici yapılar. Özellikle önünde birileri yere yapışınca. Bu artık trollemeyi de geçmiş, bildiğiniz vahşete doğru ilerlemiş. Kedi kardeş umarım sadece kendini yalıyordur. Siz siz olun. Özellikle tatile gidince ortalık yerde böyle pozlar vermeden önce sizi trolleyen birileri var mı bir bakın derim. Gerçekten o arkadaki dayının ne yaşadığını çok merak ettim. Acaba kötü bir koku falan mı geldi burnuna? Minnak çocuklar, yanlışlıkla fotoğraflarınızı trolledikleri zaman onlara istedikleri şeyleri vermek lazım diye düşünüyorum. Bakışa bakar mısınız? Çok iyi değil mi ya? Seviyorum böyle güzel mizah anlayışı olan insanları. Fotoğrafı fark ettiklerinde gülmüşlerdir bayağı eminim. Hani demiştim ya size, ayrıntılarda mutlaka bir şeyler gizlidir diye. Biz çifti izlerken ortalarından bir çift gözle bizi izliyor olabilir. Korkunçlu trollemeler var bir de böyle. Ama neyse ki bu sevimli bile sayılabilir. Cadılar Bayramı'ndan kalma bir eser galiba. Çocuk ruhlu insanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler, içlerindeki çocuk her daim aynı kalıyor. Takım arkadaşını trollüyor ya. Yunus değil mi o? Şu Yunus balıklarının yüzlerini gördüğüm zaman ben de gülüyorum. Sanki her zaman gülüyor gibi değiller mi sizce de? Köpekleri seviyorsunuz, ben de seviyorum ama kedileri de sevin ya. Yoksa camdan böyle baka kalıyorlar keratalar. Bak şimdi, köpekler her türlü daha masumlar ama. Baksanıza şuna, arkadan uçup neler yapacak kim bilir o masum köpeciğe. İyi arkadaşlar, biriktirin de sayk olmasınlar yani. Bu ne lan? Öndeki çocuk zaten kıpkırmızı olmuş kızı kaldıracağım diye bir de arkasında acayip pozlar vermiş. Herkes kendi derdinde en nihayetinde. Çiftimiz gayet mutlu görünüyor ama bence bıyıklı bey abimiz daha bir mutlu. Çok az sayıda insanın tanıklık edeceği bir fotoğraf bence bu. Trolleme olayını bir tarafa bırakıyorum, sanatsal bir çalışma bile olabilir. Bu işi yanlışlıkla yapanlara hastayım en çok. Dayımız uçmuş çoktan, ne kendisinin ne de öndekilerin haberi var durumdan. Acaba arkadaki bey abimiz ne yapmakta? Fotoğraf çekildiğini son anda fark etmiş de iş işten geçmiş gibi bir bakışı var bence. Ne de güzel anlatıyor değil mi hanım ablamız? Bence kedi kardeş de gayet güzel tırmanıyor. Devam etseler yani, ne var sanki bunda? Ve son olarak sizleri sarı çiçekli gelinin babası ve sarı topuklu ayakkabılı damatla baş başa bırakıyorum. Acaba... Neyse boşver ya. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.